sahil kenarındaydı. Sonra bir tane suyun 10 metrelerde bir suyun işte. Metrelik boyda yere gömülmüştü. Onunla işte onun sonunu açtılar, ambulansa bindirdik. Burada yaklaşık 15-20 dakika önce burada 3 tane boğulma vakası oldu. Evet abi. Ve bunun 3 tanesini çıkarttınız değil mi? Evet abi. Tekine ilk direkt ambulansa yetiştirdiler. İkincisi zaten suyun altında 7 metrelerde kalmış. Suyun dibindeydi. Epey bir su yutmuş 5-6 dakika. 7 metre nasıl ya? Yani 7 metre ilerideydi abi. Heh. Hani sahilden. Onu çıkardım abi. Zaten teki kumdaydı. Solunum açılmıştı, kusmuştu, rahatlamıştı. O ikinci getirdiğim biraz kötüydü. Bay bayan bunlar? Üçü de erkek abi. Kaç yaşlarında? 27-25 yaşlarında abi. Bunlar galiba kuzenmiş. Evet. Yüzme bilmiyorlar zaten arkadaşlarımız. Buradan ilerleyince şeye güvenmişler abi. Hani kum alçak ya. Yürüyorlar. Evet. Sanıyorlar ki burası hani derin değil. Ondan sonra burada çukurlar oluyor abi genellikle. Burası ripanklı bölge olduğu için çukurlara basınca birden boşluğa düştüm sanıyor. Ben çukurdayım. Yüzme bilmediği için de panik yapıyor. O ara suyu atıyor. Ondan sonra zaten abi, insan panikten gidiyor abi. İnsanlarımızı bilgilendiriyoruz. Sizin adınız ne? Oğuzcan Tosun. Siz de bu olayın içerisinde misiniz? Siz de bu kurtarırken arkadaşı burada mıydınız? Ben ileriki mevkide ikinci köprünün orada görev alıyorum. İkinci yaklaşık köprümüzde. Aramızda kaç metre mesafe var? Yaklaşık iki kurtaran. İki kilometre bir mesafe. Bir buçuk iki kilometre bir mesafe var. Olay yerine nasıl gidiyorsunuz? Olay yerine normal. Zaten vardı ya, devreye atıyoruz abi. Nasıl alıyorsunuz yani? Abi işte yani gözlem çok abi. Gözlem şu abi. Başka türlü. Yaptığım gözlem alanı abi, abartısız söylüyorum, 500 metre. Olsun, isimlerini aldınız mı? 500 metreyi ben misal gözlem yapıyorum. Çok bilinçli değildi, bakamadık yani. Akrabalı yok değil mi? Sadece yoktu, 3 kişilermiş evet. Evet. Sonra evet. Abi zaten hani biz misal şu an bile şurada bir boğulma olsa ben buradan oraya koşarak gideceğim. Burası da gördüğün gibi abi 1 kilometrelik alan. Zaten ben de hani can kurtarırım ama robot değilim. Koşacağım, yorulacağım. Hani yorgun düşeceğim ama elimden geleni zaten arkadaşı yaptığımız gibi yapıyoruz. Yani kısacası aslında burada can kurtarmak için bir kere can kurtaran hayatını okutan bir araç lazım değil mi size? Evet. Yani sizi ihbarı aldığınızda en kısa zamanda oraya deniz kenarına ulaşmanız gerekiyor değil mi? Abi 6 dakikadan sonra zaten beyin fonksiyonları bitiyor. Yani ona 6 dakika içinde ilk müdahaleyi bizim yapmamız lazım. Sudan çıkarmanız gerekiyor. Aynen öyle abi. Ama ulaşma sıkıntı. Ulaşım için... şu an işte abi sıkıntı. Mutlaka bir araç sağlanması lazım. Aynen öyle. Evet. Şu anda kaç tane var Sünap'ta can kurtaran? Toplam 5 tane var. Mobil mevkisinde, Kumkapı mevkisinde, Akliman'da da 3 kişi var abi. Şu ana kadar hiç ölüm olayı olmadı herhalde. Bu, Allah şükür olmadı abi. Bunları hep siz kurtardınız değil mi? Evet abi. Siz ve sizin evet bile kurtardınız. Evet abi. İnşallah bugün de olmaz. İnşallah abi. Tek temelimiz var abi. Oh, teşekkür ederim. Abicim teşekkür halkımıza olsun. Diyorum ki Akliman bölgesinde bu bölge rip akıntısı olan bir bölge. Bu bölgede hani kuma güvenip ya da hani boyum geçmiyor diye açılmayacaksınız. Asla. Çünkü rip akıntısına kapıldığın an seni deniz geri çekiyor. Rip akıntısı olan bölgede asla hani dikine yüzmeyeceksin. Direkt sağ tarafa, sol tarafa doğru ayrılacaksın ki akıntıdan kurtulacaksın. Bir de dalgalı günlerde az bile dalga olsa asla açılmıyoruz. Çünkü denizin kimseye şakası olmaz. Yalvarıyorum insanlara, geliyor uyarıyoruz burada. Kesinlikle hani insanlar Boyabat'tan, Giresun'dan bir sürü farklı memleketten geliyorlar. Yani herkes kendi denizi gibi biliyor. Diyoruz ki abim diyor ki ben yüzme bilmiyorum ama buraya kadar girerim. Evet ben de girerim ama ben seni uyarıyorum, söylüyorum, anlatıyorum. Abi burada bildiğin şöyle bir şekilde bir kum kayması oluyor. Gidiyorsun burada bir adım atıyorsun abi boyunu geçmiş oluyor. Ve yüzme bilmediğin için hiçbir müdahale yapamıyorsun. Aramızda 5 kilometre mesafe var, biz de görememiş olabiliyoruz. Bu nedenle de insanlar can veriyor. Yalvarıyorum buradan onlara sesleniyorum. Akliman bölgesinde dikkat etsinler. Dalgalı oldu mu diz kapaklarını geçmesinler, girmesinler, açılmasınlar diyoruz. Can kurtaran. Oğuzcan Tosun abi. Oğuzcan Tosun. Evet. Teşekkürler.